Lezzetli parmaklar mutfakta. Ali Şef yine mutfaktayız. Merhaba arkadaşlar, bugün muffin yapıyoruz. Evet, çok lezzetli muffinler yapacağız ve bu kaplara koyacağız. Evet, bu kaplara koyup yiyeceğiz. O zaman başlayalım Ali. Başlayalım. Arkadaşlar ilk önce iki yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağız. Evet. Ama arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Öğretmenim, hep ben kırdım. Bu sefer de siz kırın. Sizin yumurta kırmanızı görelim. Ali, ben çok güzel kırarım. Tamam, senin kadar zaman güzel kırıyorum. Tamam, o yüzden sen kır bence bunu. Hayır, siz kıracaksınız. Ya bana iş çıkarıyorsun yine. Ben oturacaktım ama. Ne yapıyorduk? Bunu vuruyorduk değil mi buraya? Ali Şef'ten öğreneceklerim var. Umarım sarısını karıştırmam. Evet, karıştırırsınız. Ya çok zor oldu bu görev Ali. Evet. Bismillah. Bence başarılı. Sarısı karışmadı. Dikkat et. Süzülsün. Ah, kabuğunu attım yanlışlıkla. Sarısını süz. Bir dakika bekle biraz daha. Şöyle alalım iyice sarısını. Pardon, beyazını ya. Niye sarı diyorum ben? Sarısı üstte kalacak. Evet. Ali, şimdi sarısını atabilirsin kabın içine. Ay, birazcık daha. At bakalım. Diğerine geçtik. Bunda başarılıydım çocuklar, değil mi? Gerçekten. Ama bunu başaramazsanız... Eksi puan mı? Evet, eksi. Geliyor. Bismillah. Evet, bunda da başarılıyım. Dikkat et. İyice süzülsün. Dikkat et. Benim evet, şöyle çok başarılmışsınız. Biraz batırdım. Elimize sileriz şimdi. Bir şey olmaz. Ali Şef. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Tabii kendisi şef olunca. Yumurta kırmıyorsunuz. Yumurta kırmayı yanlış yaptım. Keşke sen kırsaydın Ali ya. Bak iyice kusulamadık. Süzmeye kıracaktım. Bana değil. Devam et şimdi. Koy içine. Ne yapıyoruz peki? Elimizi silelim. Ver onu sen bana. Elimizi silelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu çırpıyoruz. Tamam, bu kenarda beklesin. Evet. Beyazını çırpacağız. Ama bu sefer ben çırpacağım. Köpürene kadar. En zorunu sen aldın Ali. Krem şanti gibi oldu değil mi? Evet. Çok güzel gözüküyor. Bakalım. Şimdi bunu kenara ayırıyoruz. Ya çok katı oldu. Evet. Hiç akmıyor. Diğer kabımızı alalım Ali Şef. Evet. Ne yapacağız şimdi bunun içine? İçine şeker atacağız. Önce şekerle çırpalım. Sen eklemeye devam et. Şunu kaldır da ekle. Bunda bir şey olmuş. Bu şey takılıyor bazen. Takılıyor değil mi şurası? Çok çalıştırıyorum ya. Evet. Yoğurdumuz. Şu şeyi çırp, şey yapalım iyice. Süzük at. Şekeri iyice ekleyelim. Tabağımızda kalmasın. Yağımız. Bakın arkadaşlar, yağ hep üste çıkmaya çalışıyor. Sonra sütümüz. Karıştıralım. Tekrar karıştırıyoruz. Bayağı kubuk kubuk oldu bu da. Açalım kapağını ve diğerleri de ekle Ali. Evet. Onu ekle. Bu da akıyor. Ve kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Üstüne un. Hepsini döküyoruz. Kakaolu yapabilirsiniz. Biz sade yapacağız. Evet. Arasına damla çikolata koyacağız. Üzerine ne yapacağız Ali? Çikolata sosunu koyacağız. Evet. Ve süs olsun diye üzerine... Süslemeler de olacak. Süslemeler koyacağız. Şimdi üzerine yumurtanın beyazını ekleyeceğiz, köpükmüş olanı. Ve artık mikserle karıştırmıyoruz. Mikseri bıraktık kenara. Mikseri bıraktık. Ve artık kaşıkla karıştıracağız, spatula ile. Evet, spatula. Spatula.
Evet şimdi şeyimizi... Yardım edeyim sana. Dökebilirsin içine. Köpük köpük. Krem şanti gibi ya. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar birazcık katı oldu. Çünkü çırptığımızda. Evet, iyice sıyır Ali tabağı. Tabağı iyice sıyırım. Ali sen onu karıştırırken sana soru soracağım. Söyle. Geçmişe yolculuk yapsan hangi tarihe, ne zamana giderdin? Biraz düşün. Fatih Sultan Mehmet'in zamanına, bir de dinozorların zamanına. Dinozorların olduğu tarihe mi gitmek isterdin? Evet, çünkü onları çok tamam, merak ediyorum. Yeterli. Arkadaşlar dinozorların uçanı var, en güçlüleri var. Bir de T-Rex'ten daha büyük dinozorlar var. Neyden büyük? T-Rex'ten. T-Rex, T-Rex bütün dinozorların, dinozor çağının başındaki ilk kralı. Ondan sonra daha büyük dinozorlar da geliyor. Ondan sonra dinozorlar ejderhalara dönüşüyor. Yani arkadaşlar dinozorlar çok değişik hayvanlar. Ali'nin dinozorlara karşı özel ilgisi var. Evet. Bir de Fatih Sultan Mehmet zamanı gitmek evet, istiyorsun. Peki kim Fatih Sultan Mehmet biliyor musun? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden kişi. Evet. Osmanlı padişahı değil mi? Evet Osmanlı. Bu güzel İstanbul'u padişahı fethetmiş. İyi ki de fethetmiş değil mi? İyi çok ki güzel, de fethetmiş, biz burada yaşıyoruz. Çok güzel bir şehri fethetmiş. Gazi Osman Paşa semtinde biz yaşıyoruz. Evet biz Gazi Osman Paşa'dayız. Bir bence arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Çinlilerin ürettiği bazukayı geliştirerek topu icat etmiş. Ha. Yani böyle kocaman küçücük şeyi, silahı. Sen nereden biliyorsun bunu? Kitaplardan. Kitaplardan. Ali çok güzel dergiler, kitaplar da okuyor. Oradan yeni evet, bilgiler. Yaşının üstünde yeni bilgiler öğreniyor. Aferin sana Ali, harikasın. Peki çocuklar, siz geçmişe yolculuk yapsanız hangi tarihe, kimin zamanına gitmek istersiniz? Öğretmenim, bu soru size de gelsin. Bana da gelsin. Ben de düşünebilir miyim biraz Ali? Tamam, düşünün. Tamam, yeterli o kadar karışmak şuradan, bence. Şuradaki krem şartı. Tamam. Ben de ne zamana gitmek isterdim? Yani en çok gitmek isteyeceğim zaman Atatürk'ün zamanı, Kurtuluş Savaşı. Evet. Ama o dönem çok sıkıntılı olduğu için çok zor geçecektir herhalde benim için. Evet. Gidip görmek üzüntülü. Ama işte zamanda yolculuk yaptığınız için sizi göremiyorlar. Siz ama işte sadece... ben onu görünce üzüleceğim Ali. O zamanı, o insanların evet, yaşadığı sıkıntıyı görünce. Evet. Ama minnettarız onlara her zaman için. Ben de gitmek istiyorum da üzülürüm yani, evet, ağlarım. Bir de bilim adamının yanına gitmek isterdim. Mesela telefonu icat ederken nasıl süreçlerden geçmiş, ampulü icat ederken neler yaşamış, ne yapmış, nasıl sıkıntılar. Çünkü kaç binlerce denemiş değil mi Ali? Evet. İlk denemede bulamamış tabii ki. Binlerce denemiş arkadaşlar ve yapamadığı zamanlarda o fikirleri geliştirerek daha iyisini yapmaya çalıştı. Harikasın sen ya. Valla ısıracağım şimdi seni Ali. Seni iftar niyetine yiyeceğim. Evet vazgeçmemiş İftar gelmedi zaman daha. Değil mi, gelmedi. 8'e kadar buradasın o zaman, seni yiyeceğim. Evet şimdi yeterli o. Bu kabımızın içine alalım. Arkadaşlar ve... bayağı sıvı oldu. Güzel ve oldu. Ve krem şanti yok oldu yani. Krem şanti değil. Ay, Ali. Krem şantiye benziyordu ama değil mi? Benziyordu evet. Şimdi bunu bu kabın içine ben dökeyim bunu Ali, olur mu? Hayır ben dökeyim, tamam siz dökeyim. Ben dökeyim. Sana destek olayım. Arkadaşlar sen bir de bu özel şey, ayarla. Bunu sıktığında alttaki kapak açılıp bu aşağıya dökülüyor. Evet, hazırladığımız malzeme aşağı dökülecek. Evet. Sen kaplarımızı hazırla. Şu mavi kapı, kaplarımızı aç. Oo çok güzel kaplar. Ve mavi mavi. Benim en sevdiğim renklerden biri. Bu arada ben onu döktükten sonra sizde hemen damla çikolatalarını koy. Aa evet, ilk çünkü hatırlattım. Çünkü içinde damla çikolataları olması gerekiyor. Çikolatasız olmaz. Zaten evet, bizim en sevdiğimiz olmaz, şey çikolata. Evet. Keklerim ve diğer her şeyi süsleyen şey çikolatalı. Şimdi Ali İlk çok taşırma olur mu? Tamam. Biraz koy ben ekleyeyim buradan. Tamam. Sen yap bakalım. 1, 2, 3. Aç bakayım. Tamam yeterli. Çikolatamızı koyalım. Üstünü tamamla Ali. Ama çok da taşırma olur mu? Tamam şöyle yeter. Çünkü kabardığında arkadaşlar üste çıkacak. Evet şöyle açalım birazcık. Şunları çok açmışsın. Evet tamam. Şöyle kenarda dursun. Bu kadar yapsak şunu yeter. Şunu yapalım. Ya çok keyifli bu. Yeterli. Ben peki ekliyorum. Bekle bir dakika, biraz daha ekleyeyim. Evet çok şöyle az güzel oldu. Çikolata. Bir de bu bitter çikolataymış. Evet. Ali. Şu an canım çekti. Ramazan olmasaydı ne yapardık bunlardan? Birer tane atardık değil mi ağzımıza? Evet ağzımıza. Çok doldurma olur mu? Şimdi bunlar kabaracak çünkü. Yeterli. Evet. Şimdi damla şunu çikolata ekliyorum. Dur bekle biraz daha. Devam et. Güzel. Muffinlerimiz 3 tane oldu. Oruçlu olmasaydı daha dur şimdi. Daha benim payım daha tamamlanmadı. Devam nasıl et. Nasıl yani?
Öğretmenim sizinkini yapacaksak yani ben daha yapmayayım. Daha benim payım daha tamamlanmadı. Daha Melek Anneanne'nin payına geçeceğiz Zehra ablanın sana gelene kadar Ali. Bana bilmiyorum. Ne zaman gelecek? Kalır mı kalkın bilmiyorum. Kalır mı bilmiyorum. Yalnız çok keyifli değil miymiş? Oh, bu arada karışım bitiyor. Bitiyor mu? Evet. Tamam benimki anca tamamlanıyor. Hayır. Yani sizinki de karışım bitene kadar olmaz. Evet. Yeterli. Çikolatamızı artık atması ekleyeyim. Zorlanıyor. Değil mi? Sonlara doğru artık zorlanıyor. Biz kendimize göre sayı olarak bu şekilde yaptık. İsterseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Yeterli. Biz yine damak tadımıza göre yaptık. Evet. Aa şuna çok az. Biraz daha ekle. Yeterli. Yeterli Ali. Heh, tamam. Koy bakalım. Yani bu da son olsun. Bekle bakalım. Yani yetmezse birazcık daha yaparız. Yeterli. Bence bir tane daha çıkar mı? Sence çıkar mı bir tane daha? Bence koy çıkmaz. Bakalım. Çıkmaz değil mi? Koy bakalım. O zaman buraya koy. Buraya koyalım hepsini. Koy. Evet anca buna yetmiş. Doğru. İyi ki de diğer kaba geçmemişiz. İçi gözükmüyor çok. Buradan harika oldu. Da biz kapatabiliriz. Siz göremiyorsunuz da. Ha bitti. Bitti değil mi? Şimdi yani kaç tane makine, çıktı Ali? Arkadaşlar makine dedi ki benden bu kadar. Kaç tane çıktı Ali? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 7. O zaman 6 tanesi benim. Bir tanesi senin. Ali ne yapıyorsun? 3 tane mi benim? 4 tane senin. Melek Anne ne istiyor? O zaman Melek Anne ne de bir tane. 3 senin, 3 benim, bir tane Melek Anne. Evet. Nereye gönderiyoruz? Fırına. Fırına gidiyor. Arkadaşlar keklerimiz fırından çıktı. Muffinlerimiz hazır. Şimdi süsleme kısmına geçiyoruz. Evet, çikolata sosunu üzerlerine dökeceğiz. Bir tanesini ben şuradan çıkartıp size göstermek istiyorum. Ali. Çok güzel çok gözükmüyor güzel. Mu? Arasında da ne var? İftarda damla çikolata. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bunu ben burada süsleyeceğim. Tamam. Şuradan başla Ali. Şuradan başla. Solak olunca direkt sol tarafa geliyorsun. Şöyle çizgili yap. Güzel. Sıra sizde. Yeterli. Sen şimdi onun süsünü kat. İstediğin süslemeyi de yap üstüne. Ben bunu şöyle tabakta süslemek istiyorum şöyle. Ay fazla aldım galiba. Çok güzel olmadı mı? Baksana Ali. Yaptığıma baksana. Ya demedim çok karışık çok güzel oldu ama çok güzel oldu. Şimdi ben, üstüne de pasta süsünü döktük mü? Ben gri çikolatadan koydum. Gri küçük çikolatalar. Harika gözüküyor. Benim yaptığımda. Güzel oldu. Devam et. Şuna da dök. Süsleme kısmını ben yapayım istersen. Tamam. Sen çikolata kısmını yap. Çikolata tamam. Sosunu akıt sen üstüne. Anlaşalım. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Ama ilk sıra benim çünkü çikolata sosu daha önemli. Buna da pembe. Arkadaşlar pembe bak, pasta sosu. Yeterli. Çok çikolatayı boğmayalım. Diğer tarafı yap. Arkadaşlar çünkü ben pembe. Ebru sanatına gittim. Böyle daire falan yapmayı öğrendim. Sen Ebru sanatına gittin. Senin yapmadığın şey yok ki. Etkinlik yok ki Ali. Evet, okçuluk var. Evet, bu konuda çok iyisin. Buna geç bakalım. Ona da sarı pasta süsü katalım. Çizgiler yap. Güzel. Yeterli. Buraya geç. Yeterli. Dumdusundan da yapalım. Evet. Bence çok güzel oldu. Evet. Biraz daha az yap. Akmasın kenarından Ali. Olur mu? Yeterli o mesela. Dur, bitene kadar yapayım. Yeterli. Sıktım böyle çok. Bak şu aktı çünkü buradan. Ay parmağımı yalayacaktım az kalsın. Devam et sen. Ay, şunu süsle. Bir şey olmaz. Alırız oradan onu. Şuna da renkli pasta süsü dökelim. Yeterli Ali. O da yeterli. Mi? Ha. Şu renkler var ya çubuk şeklinde olanlar. Ya çubuk şeklinde olanlar çok güzel gözüküyormuş. Son bir tane kaldı onu da ben yapayım. Çubuk şeklinde olanlar. Sen hangisini çok yiyeceksin güzel. Ali? Ben mi? İftarda yiyeceğiz. Fotoğrafımızı şuraya bir yere bırakırız artık. Evet ben bunu aldım. Bir de şunu aldım. İki tane benim. Çok güzel. Eline sağlık Ali. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.